İyisin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba başkanım. Sağ ol. Nasılsınız abi? Ağzınız olsun. Hoş geldiniz. Yazın abi. Merhaba. Neredeyse. Sağ olun. Teşekkürler. Beş yıldan bu tarafa Ceyhan'ımız da tarihi gün yüzüne çıkartan bir ekip var. Ben bu ekip adına, şahsım adına, Ceyhan adına, ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hakikaten önemli bir çalışma yapıyorsunuz Deniz Hanım. Önemli bir çalışma yapıyorsunuz Mirko Bey, ekibinizle birlikte. Biz bu coğrafyada yaşayan halkım adına ben şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli değil. Önemli olan sizin buradaki gerçekten özverili çalışmanız. İnşallah bu birazdan Deniz Hanım açılacak. Onun ben mevzuna girmek istemiyorum. Ben konuşmalarımda bazen anlatıyorum. Bu platformla buradaki bu kaya kabartma heykeli biliyorsunuz tarihteki Kadeş Anlaşması'nı yapan meşhur insanın resminin olduğunu Mirko Bey tespit etmiş. İnşallah bunu Turizm İl Müdürümüzün de destinasyonlara bunu girdirerek turizmin, turistlerin buraya gelerek turizmin canlanmasına katkıda koyacağına inanıyoruz. Biz de Ceyhan Belediyesi olarak, ekip olarak, Ceyhan Belediye Başkanı olarak burada bu çorbada bir nebze tuzumuz olduysa ne mutlu bize diyoruz. Tekrar bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Tay Demetçin burada. Beraber keselim. Buyurun. Sayın Mustafa abim gel. Abi gel. Mirko Bey de var burada. Bir görüntü verelim Mirko abi. Gel. Abi diyoruz Türkçe öğreneceğim bak sana evet, şart koştu. Heh, ona göre. Evet. Hayırlı olsun. Başkanım makas tutar. Mustafa abi, Mirko Bey. Mirko Bey. Okey. Evet, hayırlı olsun. Evet, antik dönemde yapılıp tekrar antik dönemde kazınan belki yegane kabartmalardan biri bu. Şuradaki şu şeyi görüyorsun, bunun üzerinde yine şurada ayakları gözüküyor kısmen. Eteğinin ucu gözüküyor ve kafasının durumu gözüküyor. Bir omuzlar, şu kısma baktığınızda. Şimdi arkeologlar düşündü, bu kim olabilir? Niye bir kabartma yapılıp antik dönemde silinebilir? Önce araştırmacılar bunun 2. Mumattali'nin abisi olduğunu düşündüler. 3. Hattuşili. Daha sonra niye Hattuşili'nin kabartması yapılıp da silinsin? Çok mantıklı değil. Tarihte bir olay var. 2. Mumattali'nin oğlu tahta geçtikten sonra amcası tarafından devriliyor ve yerine amcası geçiyor. Aslında ilk başta krallığa geçmesine onay veriyor. Ancak 7 sene sonra bir bozuşma poli olarak kullanılmış bir dikdörtgen bir buluntu var. Keza bu da olasılıkla kullanmak bunu boyuna asmak için kullanmak istediler ama sadece bir deli var. Ya o bu deli yaptı ve diğerini yapmadı, vazgeçti. Zaten ucu da kırılmış, kırıldı, attı büyük ihtimalle. Onun haricinde burada boncuklarımız var. Şurada bir makara tarzı bir artık ne amaçlı kullanıldığını tam olarak bilemiyoruz. Burada bir boncuğumuz daha var. Burada bir bilezik parçası var camda. Şöyle geçtiğimizde bu bir bronz. Büyük kaplar oluyordu şu şekilde, iki kutlu kaplar oluyordu. Ama o kaplardan birinin büyük ihtimalle şeydi, kapların bir kulbu aslında olarak vardı.
Burada bunun başka bir parçası. Yürüdüsü al, ben zarıba basalım hemen. Ich habe keine Ahnung, wie es da einfach irgendwas ist. Ich lese und sage ich da. Hanna arkadaşımız bunun küçük buluntuları çalışıyor. Vielleicht magst du da was sagen und ich übersetze. Alles klar. Şuradan arkadaşım söyleyecek, ben size çevireyim onu söylediklerini. Bunlar ahşap olarak kullanılıyor. Tekstil gibi yün eğirtmek için. Ucuna koyup yünü çevirerekten yün eğirtiyordum. Bunlardan her kazı da çıkar. Pişmiş topraktan, taştan, irili ufaklı. Bu da burada bir tekstil üretiminin olduğunu işaret. Üç boy var. Üç örnek çıkarttı arkadaşımız bize burada. Und sehr schöne Figurinen aus Terrakotta mit Bemalung. Welche Zeit? Aus der alten Zeit. Bu da demir çağına ait en güzel buluntularımızdan biri. Bir figürin üzerinde çapraz bir şekilde asılmış. Önü de arkasında. Büyük ihtimalle bir kıyafet parçasıydı deriden. Belinde bir kemeri var. Kafasının üst kısmı uzatılmış. Buraya da bir boya atılmış. Yüzü stilize bir şekilde yapılmış. Kollar şu şekilde. Bunlar da neolitik dönemden itibaren sürekli bulduğumuz tarzda ana tanrıça figürünü vardır. Onun takibi olaraktan günümüze kadar gelmiş örneklerden. Onu da göstereyim. Ich sage es etwas auch. Belki o figürün bunun şu bir artık dört bacaklı binek hayvanı olabilir. Belki de onun çünkü hamuru ve boyama maddeleri çok birbiriyle aynı. Belki de o figürün bunun üzerine oturuyor. Her şey aynı stilde ikinci bir figürün surat yüz formu biraz daha farklı. Türkiye bölgesindeki Sos köyünden, Tarsus, Mersin'den ve Tatar köyünden insanlara geldi, buyurmuştu. Ve bölgenin konjonktürü üzerine tartışıp ne yapabiliriz? Nasıl bunu bilim dünyasında net bir şekilde açıklayabiliriz? Çünkü çok farklı fikirler var, çok fazla farklı açıklamalar vardı. İkincisini yaptık bunu, seneye üçüncüsünü yapacağız. Bulmasına da duyurduk zaten. O yüzden bu demir çağı dönemi uzmanı. Wir haben hier eine Auswahl von hellenistischer und eisenzeitlicher Keramik. Hellenistik ve demir çağı dönemi seremiği var burada. Welche ist hellenistisch, welche ist eisenzeitlich? Diese hier sind zum Beispiel hellenistisch, das ist eine sehr typische Form für den Hellenismus, der sogenannte Fischteller. Hellenistik dönemin en tipik tabaklarından buna balık tabağı denilmişse. Şu bu tipik bir Hellenistik dönem tabağıdır.